Zanlı şu anda Menekşe sokağa girdi. Ben o bir taraftan yolunu kesmeye gidiyorum amirim. Tamam. Siz ikiniz şu taraftan gidip hemen Menekşe sokağın diğer çıkışını tutun. Bağlantıyı kesmeyin. Menekşe sokağa en yakın kim var, tamam? Toplanın! Toplanın! Çabuk toplanın! Yatın! Çabuk yatın! Kalkın! Çabuk kalkın! Yatın! Yere yatın! Ulan yatın kalkın, dua edin bana. Sizi silahlı bir soyguncudan koruyorum. Hadi evlerinize! Menekşe sokağı en yakın kim var dedim, tamam. Ben varım, tamam. Kimsin sen, tamam? Kamber. Saygılar sunarım, tamam. Bu Allah belanı versin Kamber, tamam. Amin amirim, tamam. Zanlı sana doğru geliyor Kamber, tamam. Gördüm amirim, burnumun dibinde, tamam. Çıkarsana silahını, tamam. Çıkarsana silahını. Dur de, dur de. Dur dur dur. Durmuyor amirim, tamam. Ateş et, ateş et. Ateş et, ateş et. Ateş ediyor amirim. Önümden geçti amirim, tamam. Sen niye ateş etmiyorsun? Silahım yok ya amirim, tamam. Boyun posun devrilsin. Boyun posun devrilsin. Zanlı şu anda Menekşe çıkışına doğru gidiyor, kaçırmayın, tamam. Bizi gördü ve geriye döndü amirim, tamam. Olamaz, yine Kamber'e doğru gidiyor. Gelme. Gelme dedim. Gelmesene ya. Sarı dersem gelme. Kırmızı dersem git. Sarı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. En büyük. Cim bom bom. Sarı. Kırmızı. En büyük. Cim bom bom. Haydi şimdi bütün eller havaya. Haydi şimdi bütün eller havaya. Yürü hırsızcım, gidelim karakola. Bana bak Kamber. Bakıyorum amirim. Cevap verme. Peki amirim. Lan sen polis misin, baş belası mı? Cevap vereyim mi amirim? Cevap ver. Cevap veriyorum, polisim. Nerede lan senin silahın? Cevap vereyim mi amirim? Evet. Cevap veriyorum, evde. Silahın evde, ne arıyor? Silahım doluydu amirim. Ben dolu silahtan korkarım amirim. Bırakın, bırakın da iki dakika geberteyim şu. Dalı silahtan korkarmış. Nasıl mezun ettiler seni polis olarak ha? Cevap veriyorum, mecburen mezun ettiler. Beni polis olarak eğitmeye çalışan yetkililerin hepsi Bakırköy'ü boyladılar. Yetkili kalmadı. Şimdi sıra bana mı geldi? Kamberciğim. Şöyle bir düşündüm de. Sen niye emekli olmuyorsun? Olur mu amirim? Daha uzun yıllar emniyet teşkilatınız için hizmet verebilirim. Almayalım Kamberciğim, kalsın. Sen daha uzun yıllar emniyet teşkilatına hizmet vermeye kalkarsan emniyet teşkilatı dağılabilir, yok olabilir. Korkmayın amirim. Ben varken hiçbir şey olmaz. Tamam işte, sen varken olabilir. Eğer sen emekli olup emniyet teşkilatını rahat bırakırsan biz başımızın çaresine bakabiliriz. Ben arkadaşlarımı yalnız bırakmam amirim. Arkadaşlarımı satmak bana yakışmaz. Kamber, burada şahitlerin huzurunda ya emekli olacaksın ya da öleceksin. İstersen emekli olmayı kabul etme. Amirim. Efendim. Şöyle bir düşündüm de. Nasıl düşündün Kamberciğim? Yani öyle bir düşündüm de emniyet teşkilatına uzun süre yardımcı oldum. Hayır Kamberciğim. Sen emniyet teşkilatına yardımcı olmadın. Emniyet teşkilatı senin gibi bir salağa uzun zaman katlanarak sana yardımcı oldu. Haklısınız amirim. Emniyet teşkilatı benim gibi bir salağa bu kadar zaman katlanarak bana yardımcı oldu. Geç bunları bir kalem, geç. Başka diyeceğin bir şey var mı? Bir de diyecektim ki bu kadar artık yeter. Ben emekli olayım. Duydunuz değil mi?
Duydunuz. Duyduk komiserim. Hemen gidip Kamber'in emeklilik başvuru dilekçesini hazırlayın ve getirip imzalatın. Baş üstüne komiserim. Baş üstüne komiserim. Otursana Kamberciğim. Oturayım mı? Ateş etmeyeceğinize söz verin önce. Hiçbir şey için söz veremem. Önce emekli olduğunu görmem gerekiyor. Olacağım. Musaf çarpsın ki emekli olacağım. Ama siz beni öldürürseniz emekli olamam. Şehit olurum. Olamaz! Olur. Görev başında ölen bir polis şehit sayılır. Benim için tören düzenlerler. Saygı duruşunda bile bulunurlar. Senin için. Hem de saygı duruşu. Yapamazlar. Yaparlar. Üstelik beni öldürdüğünüz için hapse girdiğiniz yetmezmiş gibi hakkınızda en olmadık laflar ederler amirim. Edemezler. Niye etmesinler? Kamber'i çekemedi derler. Kıskandığı için öldürdü derler. Yerine tayin olacaktı derler. Diyemezler. Diyebilirler amirim. Kel ölür, saç ektirmişti derler. Ama kamberler ölmez amirim. Tamam, tamam. Ölmesin. Emekli olsun. Bilmem ki. Ben şu emeklilik işini bir daha düşüneyim bakayım. Dilekçe hazır amirim. Kamberciğim, sana yalvarıyorum. Lütfen emekli ol. Bizi düşün. Emniyeti düşün. Kendi emniyetini düşün. İyi de bu emeklilik işi kolay değil ki. Öyle hemen karar verilmez. Bir emekli maaşı alabilmek için günlerce kuyrukta bekletiyorlar. Tamam, senin emekli maaşın kuyruğuna ben gireceğim. Kuyrukta ben bekleyeceğim ve maaşını alıp evine kadar getireceğim. Şu arkadaşın şahidim olsun. Yemin ederim. Emekli olduktan sonra ne iş yapacağım peki? Kamberciğim, canım. Emekli olduktan sonra gez, dolaş, tatil yap. Bu şehirden uzak dur. Para harca. Eğlensene lan. Ben öyle boş boş gezip eğlenmeyi seviyor muyum bakalım? Tamam. Sakin olalım. Sakin sakin düşünelim. Sana iş de bulalım. Hatta gitmen gerekmeyen bir iş olsun. Heyecanlı olsun ama. Tamam, heyecanlı olsun. Havası da olsun. Tamam, havası da olsun. Bol paralı olsun. Bol paralı olsun. Bol karılı olsun. Bol karılı olsun. Gelsin karılar. Aman ver kalemi imzalayayım. İşportacılıkta pek para yok amirim, ne dersin? Kamber, işportacılık yapmak isteyen sendin. Biz sana işporta tezgahı açtık. Açmakla da kalmadık, satışlarına yardımcı oluyoruz. Daha ne yapalım? Biraz daha gayret edin amirim. Bugün hiçbir şey satamaz. Yahu Kamber, adama hasretme. Millete zorla çakmak mı satacağız? Doğru. Bu iş yürümeyecek. Ben polisliğe geri dönüyorum. Tamam, biraz sabırlı ol. Bugün bütün malların satılacak. İyi günler. Burada çok güzel saatlerimiz var. Teşekkür ederim. İhtiyacım yok. Çok güzel çakmaklar var. İstemem. Çok güzel gözlükler de var. İstemem. Bir çakmak al, bir gözlük bedava. İstemem dedim ya ya. Allah kahretsin. Hiç kimseyi ikna edemedim. Amirim, ben bu işten hiç hoşlanmadım, hem de sıkıldım. Dur, dur. Sakin ol. Başka bir iş deneriz. Biz yeni evlendik. Kiralık bir ev arıyoruz. Nasıl bir şey olsun? Bütçemize uygun olsun. Bütçeniz ne kadar? Aylık 2,5 milyon. Zor ama bakarız. Bize uygun eviniz yok mu? Bir araştırsanız. Bir tane var galiba. Görebilir miyiz? Tabii. Yalnız biraz beklemeniz gerekecek. Bekleriz. Alo. Amirim, ben Kamber. Ne var? Burada yeni evli bir çift var. Buraya gelip elimizdeki kiralık evi onlara gösterir misiniz amirim? Tabii Kamberciğim, ne demek? Hemen gelir gösteririm. Burada hiçbir işim yok zaten. Boş boş oturuyorum. Bari bir işe yarayayım ha? Gelirken bana 2 tane çift kaşarlı tostla bir kutu ayran getirir misin amirim? Anlamadım Kamber. Ben bu işten de sıkılmaya başladım. Şöyle daha hareketli bir iş yok mu? Rio adamlarına silahlarla oynamamalarını söylemeliydi. Gördükleri gangster filmlerinde olduğu gibi ateş ediyor ve ölüyorlar. Hadi May, hadi. Hadi aslanım.
Beni dinle Dutch. Bu benim hatam değildi. Peki kimin hatasıydı? Çocuğun mu? Evet evet, onun hatasıydı. Bana çılgın bir şey yapmayı önerdi. Dedektif dediğim böyle olur be. Biliyorsun, bedelini sen ödemelisin aslında. Çok akıllı. Dedektif. Bu arabayı kullandı, sen paramı alıp toz oldun. Oysa hayatın... Dedektif. Dur Dutch, dur. Sen önce silahını adam gibi doldurmasını öğren, salak herif! Puh! Neresi? Karşıdaki han, 13 numara efendim. Tamam. Ne oldu? Bomba ihbarı mı var? Hayır, müşteri. Kusura bakmayın. Dün gece çok önemli bir iş peşindeydim, uyuyamadım. Hoş geldiniz, buyurun oturun. Siz özel dedektifsiniz değil mi? Evet, özel dedektif Bay Kamber. Kocamı bulmanızı istiyorum. Tabii, hemen bulalım. Nasıl bir şey olacaktı? Yani bir kocanız var ama şu anda yok galiba. Evden kaçalı ne kadar oldu? Evden kaçtı demedim. Ne dediniz? Henüz bir şey demedim. Eğer susarsanız diyeceğim. Tabii, ne demek? Ben şey etmeyeyim, siz buyurun. Ortadan kaybolalı bir ayı geçiyor. Hiçbir haber yok. Ortadan kaybolması için bir neden de yok. Gidebileceği her yeri aradım, yok. Çok meraklanıyorum. Hatta endişe bile ediyorum. Şu anda endişe ettiğimin farkında mısınız? Eşek değilim ya, elbette farkındayım. Adı ne demiştiniz? Adı Kazım, soyadı Zemzem. O halde sizin soyadınız da Zemzem. Evet. Okumaya çok meraklıdır. Sürekli olarak elinde bir bavul dolusu kitapla dolaşır. Bu yüzden onu bulmanız çok kolay olur. Ben size bir resmini vereyim. Elinde bir bavul dolusu kitapla dolaşan Kazım'ı bulmam lazım benim. Çok anlayışlı bir dedektif olduğunuzu söylemişlerdi. Ha, az kaldı unutuyordum. Eğer Kazım'ı bulursanız sakın ona bir şey söylemeyin. Hatta ona yaklaşmayın. Isırır mı? Isırmaz. Siz onu bulduğunuzda hemen beni arayıp nerede olduğunu bildirin yeter. Anlaşıldı. Peki, dedektiflik ücretiniz ne kadar? Orası kolay. Ne kadar kolay? Günlüğüm 1 milyon gibi kolay bir rakam. Ayrıca başka harcamalarım olursa onların da karşılanmasını isterim. Mesela? Mesela Kazım'ı takip etmek için taksi tutmam, helikopter kiralamam gerekebilir. Şöyle bir anlaşmaya ne dersiniz? Size günlük 4 milyon öder, bütün harcamalarınızı da karşılarım. Ama en çok 4 gün içinde Kazım'ı bulmanız koşuluyla. 5. gün bulursam? Onu 5. gün konuşuruz. Buyurun.
O kartta ev adresim ve telefon numaram var. 24 saat arayabilirsiniz. Ben izninizi rica ediyorum. Güle güle. Amirim, saygılarımı sunmak istiyorum. Sunabilir miyim? Sunabilirsiniz de saygılarını sunmak isteyen kim? Kamber canım. Kamber. Tanımadın mı? Hangi Kamber? Size saygılarını sunacak kaç Kamber var? Bay Kamber. Evet o. Yoksa siz de beni mi düşünüyordunuz? Uzatma Kamber. Ne var? Kazım yok amirim. Kazım kim? Kazım Zemzem. Karısı onu arıyor. Bir aydır ortada yokmuş. Elinde bir bavul kitapla dolanıp duruyormuş. Eğer bulursanız ürkütmeyin. Bana haber verin, ben de karısına haber vereceğim. Sabıkası var mı? Nerelere uğrar? Sevgilisi, dostu var mı? En son nerede görüldü? İşte ben de bunları soracaktım size amirim. Bir araştırın, bir şey bulursanız bana haber verin bir zahmet. Bana bak Kamberciğim. Kazım Zemzem diye adam aranır mı sokaklarda? Manyak mısın lan sen? Resmi de var amirim. 4 gün içinde Kazım'ı bulmam lazım. Yani sizin bulmanız ve bana haber vermeniz lazım. Yoksa polisliğe geri dönebilirim belki. Ne dersiniz? Hayır, hayır! Tamam, bakacağız. Hatta bulacağız. Sana haber bile vereceğiz. Sen hiç meraklanma. Telefonumu bekle. Bekliyorum. Kendinize iyi bakın amirim. İş geldi demek. Bu adamı bulmam gerekiyor. Hayır. Senin okulda olman gerekiyor. Raporluyum şef. Nereden alınıyor bu 365 günlük rapor? Meslek sırrı. Çok gizli. Karnendeki iyi notlar da mı meslek sırrı? Orada dur. O notların hepsi çalışarak hak edilmiş notlar. Çamur atmak yok şef. Bu resmin fotokopisini çektirip amirime götür. O iş kolay. Önce şu haftalık işini konuşalım şef. Tabii. Önce senin şu rapor işini konuşayım babanla. Sonra haftalığını konuşabiliriz. Dursun efendi. Haftalık işini daha sonra da konuşabiliriz. Ben önce şu resmi götürürüm şef. Alo. Kamber. Ben Amir Necati. Adının Kazım olduğu öğrenilen sahipsiz bir ölü varmış morgda. Karısını götür teşhis etsin. Eğer o değilse bana haber ver. İstifanı geri alma işini de bir daha düşünme. Benim çırakla Kazım Zemzem'in bir resmini yolladım size amirim. Resimle ölüyü karşılaştırıp sonucu bana bildirirseniz... Ulan Kamber! O kadının morga gidip o herifi teşhis etmesi şart. Bu bir. Burada babanın uşağı yok, bu da iki. Bu ikisi yeterli amirim. Teşekkür ederim. Tövbe. Hadi oğlum çalış. Bak bu parayı sana harcayacağım. Parayı görünce nasıl çalıştı? Bu da rüşvetçi. Efendim, kimi aramıştınız? Ben özel dedektif Bay Kamber. Seftap Hanım'la görüşmem gerekiyor. Çok önemli. Ben hanımefendiye geldiğinizi haber vereyim. Lütfen içeri girip bekler misiniz? Buyurun. O adam aradığımız Kazım Zemzem değil amirim. İyice baktı mı? Çok iyi baktı amirim.
Bütün ayrıntılarını gösterdim. Peki peki. Ben Kazım'ın resmini ekiplere dağıttım. Aramaya başladılar. Boşuna aramasınlar amirim. Kamber, beni dinden imandan çıkarma. Ne demek lan boşuna aramasınlar? Kazım şu anda burada amirim. Hoş geldiniz. Ben Kazım Zemzem. Sizi karım tuttu değil mi? Evet. Beni öldürmenizi mi istiyor? Hayır, sizi bulmamı istiyor. Niye kaçıyorsunuz karınızdan? Sen sus, bize çay kap gel. Ama en heyecanlı yeri şef. Çabuk. Buyurun oturun. Niye karınızdan kaçıyorsunuz? Karınız sizi öldürmek istese siz ne yaparsınız? Karınız sizi niye öldürmek istesi? Tabii ki para için. Babam genç yaşta öldü. Paşa dedemden kalan malların tek mirasçısı benim. Bu nedenle mi sizi öldürmek istiyor? Hayır. Şimdi gelelim olayın en ince yerine. Dedemin ölürken bile nereye koyduğunu söylemediği bir kutusu var. Bu kutu şu anda karımın oturduğu evde bir yerde. Ama bugüne kadar bulunamadı. Ne var kutuda? Bilmiyorum. Belki altın, belki elmas. Bilineni şu ki... O kutunun içindekiler 7 göbek sonraki torunlarıma bile yeter. Kutunun yerini siz biliyorsunuz. Bu yüzden de karınız sizi öldürmek istiyor. Hayır, kutunun yerini ben bilmiyorum. Kim biliyor? Şu bavulun içindekiler. Bu bavulun içindekiler? Evet. Kalabalıklar mı bari? Çok kalabalık sayılmazlar. Birdenbire mi geldiler, teker teker mi? Ne? Hiç canım, deli saçması işte. Bakın. Ben deli değilim. Anlıyorum. Ben deliyim diyenine rastlamadım zaten. Hepsi akıllıdır. Bu bavulun içinde ne var? Kitaplar var. Kitaplar mı biliyor kutunun yerini? Evet. Aynen öyle. Anlıyorum. Lütfen siz devam edin. Dedem ölüm döşeğindeyken babamı çağırmış. Kitapları göstererek oku lan salak, oku demiş. Ve ölmüş. Çok güzel demiş. Neyse. Kitapların içinde kutunun yerini gösteren bilgi mi var? Evet. 13 tane kitap değişik sayfalarından bükülmüş ve kimi kelimelerin altı çizilmiş. Karım kitap konusunu anladıktan sonra beni öldürme planları yapmaya başladı. Nasıl? Uyur gezerlik numarasıyla beni balkondan aşağı etmeye çalıştı. Yastıkla boğmaya kalkıştı. Kiralık katiller bile tuttu. Siz ne yaptınız? Bir gece bütün kitapları bavula koyup evden toz oldum. Ama 13. kitabı evde unutmuştum. O kitapta karımın başucundaydı. O kitabı istiyorsunuz. Evet. Niye verelim? Şimdi seni tutup karına götürsem çok para alırım. Zor alırsın. Yok canım. Bir dene istersen. Deneyelim. Sevtap Hanım. Ben Bay Kamber. Şu anda Sultanbeyli'deyim. Galiba kocanızı buldum. Hayır, bir at çiftliğinde. Gidip onunla konuşmamı ister misiniz? Peki, sizi bekliyorum. Çiftliğin adı Bulunmazoğlu Çiftliği. Tamam, bekliyorum. İnandı mı? Ben söylerim de inanmaz mı? İyi günler efendim. Yardımcı olabilir miyim? Ben şey etmeye çalışıyordum. Neden içeri girmiyorsunuz Kazım Bey? Gel Kazım, bizi çağırıyor. Hepsi o kadar mı? Evet. Hayda, ne oldu buna? Ondan bayıltılmış gibi yapmasını istedim. Peki, yat o zaman.
Şu kitapların içinde kıvrık sayfalı olanı bulmamız gerekiyor. Hangi kitap olduğunu bilmiyor musun? O kadar çok kitapla uğraştım ki artık başucundakinin hangisi olduğunu unuttum. Ya başka bir yerinde kıvırmışsa? Kıvrık sayfasında altı çizili kelime ya da kelimecikler var. Ya o başka kelimelerin altını çizmişse? Sanmam. Bir terslik var bu işte. Evet. Deden iyi kıvıramıyormuş. Dedemi karıştırma. Belki senin bavulundadır. Hayır. İyi biliyorum ki burada. Yanılıyorsun. Burada. Aa, biliyordum. Sizin şu anda Sultanbeyli yolunda olmanız gerekmiyor muydu? Böyle salakça bir yalana inanacağımı sanmıyordun herhalde. Bağla onları. Size tanıdığım bir saatin dolmasına az kaldı. Ölmeye hazır mısınız? Ben pek hazır değilim. En iyisi siz beni bırakın. Bir dahaki sefere hazırlıklı gelirim. Evet sevgili kocam Kazım Zemzem. Bu kitabın kıvrılmış sayfasında altı çizili olan "Böyledir buralarda gün batımı" cümlesinin öncesi ne? Bilmem. Sen niye bilmiyorsun? Çünkü kitaplarımı çaldınız. Onlar senin değil benim kitaplarımdı. Karı koca arasında mal ayrımı olmaz Kazımcığım. Bravo. İlk defa doğru konuştun. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen bana kitaplarımı ver, ben seni öldürmeyeyim. İyi bir anlaşma Kazım. Kitapları versem de vermesem de bizi öldürür. Kitaplar nerede? Kitaplar Haydarpaşa Garı'nda. Neresinde? Şeyinde, kiralık kasalarında. Hiç de iyi bir yalancı değilsin. Haydarpaşa Garı'na kiralık kasalar yeni mi kondu? Evet, yeni kondu. Daha inandırıcı yalanlar bul. Eğer kitapların yerini ben söylersem... Hayır Kamber, bunu bize yapamazsın. Eğer söylersen bizi öldürür. Söz verdim. Serbest kalacaksınız. Kitapların olduğu bavul... Evet. Hayır. Evet. Benim büromda. Hayır. Neresinde? Masanın altında. Allah belanı versin, şimdi öldük işte. Hayır, söz verdi. Bizi bırakacak. Büron kapalı mı? Bizim çırak yoksa kapalıdır. Anahtarlar çakmak cebimde. Ben büroya gidiyorum. Sen bunlara çok dikkat et, tamam mı? Kardeş, hiç hareket edemiyorum. Ayaklarım şişti. Acaba ayakkabılarımı çıkarabilir misin? Sol teki çok fena vuruyor. Abidin, çabuk gel lan. Bir daha beni izlersen bacaklarını kıracağım. Kötü mü ettim? İyi yaptın, aferin sana. Çabuk giydir şunları, boğulmak üzereyim. Çabuk olun. Sevtap'tan önce büroya yetişmeliyiz. Niye? Kitapları alacak. Artık hiçbir işine yaramaz. Niye? Her kitapta 10 tane kırılmış sayfa, her sayfada bir paragraf altı çizilmiş kelime var. Yaşa! Nasıl da belli çırağım oldu. O zaman Sevtap gelmeden kutuyu bulalım. Neydi onun söylediği cümle? Böyledir buralarda gün batımı. Galiba yön bildiriyor. Belki şifredir. Kapıdan çıkıp bahçeye yürüdü mehter adımıyla. Uzaklık 10 adım kadar vardı. 1, 2, 3, 4. Abidin! Dört. Senin adımınla değil, mehter adımıyla. Tamam şef. Hazır mısın? Başla. Eskiden ameleymiş galiba.
Buldu galiba. Hadi açalım. Kaldırın ellerinizi. Zahmetin için müteşekkirim Kazım. Ya Kazım, senin bu karı niye hiçbir şeye inanmıyor? Kadın değil ki bu, şeytan. Onu önceden söylesene. Kutuyu şöyle bana doğru yaklaştır Kazım. Yere bırak. Geri çekil. Silahınızı atın hanımefendi. Sen ha? Demek Kazım'a haber veren casus sensin. Evet hanımefendi. Kazım Bey'in paşa dedesi zamanında aşçı yamağı olarak geldim bu eve. Kazım Bey'in babasına uşaklık ettim. Kazım Bey'e uşaklık ettim. Kazım Bey'in eşi olan Zat-ı Ali'nize uşaklık ettim. Bu kadar uşaklık yeter. Bundan sonra biraz efendilik yapmak istiyorum. Sizce bir mahsuru var mı? Şu durumda yok. Sizce var mı Kazım Bey? Kırışalım. Efendim? Görüyorsun uşağını değil mi Kazım? Görüyorum. Şuna bak be, aile boyu uşak. Siz şöyle biraz daha yan tarafa alsam hanımefendi. İşte şimdi yandık. Kim bu? Benim beşik kertmem Nezaket. Kendisiyle evlenmediğim ve hala hayatta olduğum için evde kalmasından beni sorumlu tutuyor. Ancak ben ölürsem evlenebilirmiş. Kim? Ben bu ablanın seni izlediğini biliyordum. Şimdi mi söylenir bu velet? Fırsat olmadı ki. Bu defa kurtulamayacaksın benden. Nezaketçiğim, hayatım, ben evlenmek istemiyorum. Sen istediğinle evlen, mutlu ol. Bırak şu yakamı. Beni öldürürsen hiç evlenemezsin, hapse girersin. Ulan ne laf anlamaz karısın sen be. Peki bizden ne istiyor bu? Sizden bir şey istediği yok. O yalnızca beni öldürmek istiyor. Yani bizde hiçbir ilgisi yok mu? Yok. Ver onu bana. Ver diyorum. Bunlar ne yapıyor? Sen bana verirsin. Hazineyi buldular, ben paylaşamıyorlar. Kutumuş. Boş mu? Yalnızca bir not var. Ne yazıyor? Dedesinden Kazım Bey'e bir not. Oku. Sevgili torunum, sen benim salak oğlumun oğlusun. Eğer sana paha biçilmez hazineler bırakacağımı sandıysan, bu şunu gösterir, sen salak değilsin. Sana bir söz söyleyeyim mi? Ah. Nazar etme ne olur. Çalış senin de olur. Dinle Nezaket. Ah. Niye beni engelliyorsunuz? Ben sizden yanayım. Ben de sizden yanayım ama ah şu yasalar. Bu salak herif yüzünden hapislerde çürümenizi istemiyorum. Bu sefer de sıyırdın Kamber. Ama benden kurtulamazsın. Ya benim olacaksın ya toprağa gireceksin. Sizleri adam öldürmeye teşebbüs, yasa dışı hazine arama, yataklık ve uşaklık durumları gibi suçlardan tutukluyorum. Bir avukat tutma hakkınız var. Ama paramız yok. O zaman avukat tutmama hakkınızı kullanabilirsiniz. Amirim, bu kadın beni öldürmeye kalkıyor. Siz onu içeri atacağınıza memlekete yolluyorsunuz. O da her seferinde geri dönüyor. Bir gün başaracak. Neyi başaracak? Seni öldürmeyi. O zaman herkes rahat edecek. En çok da ben. Ben ölürsem suçlarda artış olur. Sen yeter ki öl. Ne olursa olsun. Bana olan sevginiz gözümü yaşarttı amirim. Ha,
Bu arada yaman bir dedektif olduğumu kanıtladım. Son olayı nasıl çözdüm ama? Abidin'in de yardımları dokundu. Ama olayın tamamını ben çözdüm. Ulan Kamber, olayın neresini sen çözdün ha? Olayda çözülecek yan mı vardı? Kadının kocasını bulacaktın, buldun. Onu da sen bulmadın, herif seni buldu. Öyle deme amirim, onu da ben ayarladım. Kamber abi, artık biz gitsek... Gideriz canım, burası bizim evimiz sayılır. Çocuk doğru söylüyor. Benim tansiyonumu daha fazla dürtüklemeden niye defolmuyorsun Kamber? Bir şey soracaktım amirim. Düşündüm de... Tekrar polisliğe dönsem ne güzel olur değil mi? Ah! 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 Burası havaya uçacak, kaçalım. Ah! Ah! Ah!